Herkese merhabalar. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugünkü arızalı televizyonumuz Finlux. Televizyonumuzdaki arıza şu şekilde. Standby ışığımız yanıyor. Açtığımız zaman televizyonumuzu ekrana küçük bir parlama geliyor. Finlux yazısı görünüyor. Ses var ama görüntü yok. Şimdi tamirine geçiyoruz. Sökme işlemlerinin sonunda ledlere ulaştık. Şimdi ışığı söndürüp enerji verip hangi ledin yanmadığını görmeye çalışacağız. Tabii çok hızlı bir şekilde gittiği için göremedik. Yine göremedik. Aslında kayıtlardan geriye dönüp görebiliriz ama buna hiç gerek yok. Hemen ölçüm cihazıyla ölçümlerini yapacağız. Biz ölçümleri LED driver ile yapacağım. Diğer ölçümlerimizin hepsinde cihazımızı kullanmıştık. Bu sefer farklı bir yöntem göstermiş olacağım. Şimdi bu iki LED birbirine sireyim. Ayrı ayrı test edeceğiz. Bu şekilde ters verdiğimizi gösteriyor. Şöyle baktığımız zaman ikinci LED'imiz arızalı. Hemen işaretleyelim onu. Bu birincisi. Diğerine geçiyoruz. Ters. Şu şekilde baştan ve sondan üçüncü LED'lerimiz arızalı. LED'leri değiştirmeye geçmeden önce şöyle kısa bir bilgi vermek isterim. Şimdi burada iki sıra LED barımız var. Bu LED barlarımız birbirine seri bağlantılı. Bunların ölçümlerini ayrı ayrı yaptık ki bağımsız olarak hangisinde arıza var onu görebilelim diye. Şimdi onu gördük. Ve LED bara verdiğimiz zaman işte bir LED de orada, iki LED de diğer barda, toplamda 3 LED'imiz yanmadı. Ama kalan ledlerimiz yandı. Bu şundan dolayı ledlerimiz de kendi içerisinde birbirine seri bağlı. Eğer ledlerimizde kısa devre değil de açık devre olsaydı bu sefer hiçbir ledimiz yanmayacaktı. Onlar da yanmadığından dolayı ledleri tek tek ölçmek durumunda kalacaktık. Burada bu gördüğümüz ledi söktük. Arızalı olan diğer ledimiz, onu da söktük. Ve bunu da söktük. Şimdi bu ledlerimizin değişimlerini yapacağız. Arkadaşlar sona yaklaştık. Ledlerimizin değişimlerini yaptık. Toplamda 3 adet arızalı ledimiz vardı. Hepsi değişti. Şu anda testlerini yapıyorum. LED driver'la. Şu anda ledlerimizin hepsi çalışır durumda. Bunlar da çalışır durumda. Merceklerini taktıktan sonra televizyonumuzu test edeceğiz. LED değiştirme işlemi bitti. Son olarak kapatmadan testimizi yapıyoruz. Enerjimizi verdik. Ve artık bütün LED'lerimiz çalışıyor. Arkadaşlar panel montajını da yaptım. Şimdi teste geçiyorum. Enerjiyi verdik. Evet. Ekranımız çalıştı. Şimdi tam olarak gelecek. Evet. İşlem tamamdır. Başka bir arızada görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.